olsun sizden. Büyük sizden Allah razı olsun. Ne acılar çekti Mehmet Ali, ne soğuklar çekti. Bronşit hastası, astım hastası. Sayenizde iyi, güzel bir yuvaya kavuştu. Allah razı olsun. Sabaha karşı 4-3 çeyrek geçiyordu. Eşimle ikimiz uyumuştuk. Birden deprem olduğunu, yani deprem deprem diye bağırış sesleri duydum. Son katta oturuyordum ben. Elektrikler kesildi. Kafamıza betonlar yığındı. Büfe, ben bir salonda yatıyorduk. Yanımda bir sürü ayna, cam şeyler vardı. Büfe devrildi eşimin gözünün üstüne, benim sırtımın üstüne. Zaten eşimin gözünden kanlar fışkırdı. Evet, çıplak ayakla son kattan, elektrikler de kesilmiş. Herkes yardım çığlığıyla birbirimizi, yani can şevkiyle aşağı inmeye çalıştık. Benim kardeşim 30 yaşında, ağır engelli, %99 raporlu, bedensel ve zihinsel engelli. Kendi kendine bir bardak su bile içemez ve yerinden bile kalkamaz benim kardeşim. Annem babam ona yardımcı oluyor. Çok zor şartlar altındaydı. 35 gün, 37 gündür elektriğimiz yok. Suyumuz yok, lavabomuz yok. Engelli kardeşimi 37 günde sadece bir defa banyo yaptırabildik. O da bahçede pazıların arasında. Hiç kimse bizi elimizden tutmadı. Engelli olduğu halde ne bir öncelik sağlandı. Ben her yere başvurdum. Devlet üzerinden barınma desteği istedim. Muhtara gittim. Yetkili mercilere, her yere. Sonra bir video çektik ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştık. Allah sizden 1000 kere razı olsun. Benim engelli kardeşimi ve bizi, ben ailemizi sahiplendiğiniz için, bize bu sıcak ortamı sağladığınız için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve size, bütün emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Dün ilk defa, inanın ilk defa gece huzurla uyuyabildim. 37 gündür suratımız değişti. Uyku uyuyamıyoruz çadırda. Bir yandan soğuk, bir yandan imkansızlık. 2 defa düştüm ben. Çamur, yağmur, elektrik yok, su yok. Kafanın üstündeki bir bez parçası rüzgardan ha uçtu uçacak diye nöbetleşe uyuyamadık zaten. Uyumuyoruz. Ne ben ne ailem. Engelli kardeşim sürekli korku içinde ses çıkarıyor. Yani burada ne işimiz var gibisine. Psikolojisi bozuldu. 10 gün boyunca yemek yiyemedi bu çocuk. İnanın çok mutlu, çok huzurlu. Çünkü ilk defa ısınarak uyuduk. Biz orada çok üşüyorduk. Sobamız yok, hiçbir şeyimiz yok. Lavabomuz bile yok. Kişisel bakım sıfır. Hızlı bir şekilde konteyner kentlerinin kurulumu, MOBSAN'da lojistik ve gıda malzemelerinin dağıtımlarına ve ayrıca Tarım AŞ Genel Müdürlüğü'nce ilaçlama, BUSKİ ile altyapı çalışmalarının tamiratı, onarım ve tuvaletlerin temini, banyoların temini ile ilgili çalışmalarımız Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın koordinesi ve talimatlarıyla hızlı bir şekilde devam etti. Hala da devam ediyor. Burada engelli vatandaşımızın videoyla Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanaklaşı ulaşmasıyla ihtiyaçlarının olduğu, zor durumda olduğu, bu şartlarda yaşam şartlarının, standartlarının daha da kötüleştiğini bildirerek yardım talebinde bulunmasıyla ekiplerimizi hızlı bir şekilde intikal ettik. Gerekli ihtiyaçların ne olduğu konusunda hemen hızlı bir şekilde tespit yaparak konteynerlerinin eksik olduğu ve hızlı bir şekilde konteynerlerin kurulumlarını sağladık. Duş, banyo, tuvalet ihtiyaçları vardı. Onların BUSKİ Genel Müdürlüğümüzce bağlantılarını ve hazır hale getirecek şekilde sağladık. Nebze olsun acılarını biraz daha dindirebilmek adına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın koordinasyon ve talimatında yerine getirdik. Vatandaşlarımızın bir nebze yüzlerini güldürebildiysek, acılarını dindirebildiysek Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ne mutlu bizlere. Burası Hatay Defne. Deprem bölgesindeyiz. Burada çok mağdur bir ailemiz var. 35 gündür ne elektrik ne suyu var. Engelli yatalak oğlu var bu teyzemizin. Bu şekilde yaşıyorlar. Elektrik suyu yok. Engelli yatalak oğlu bezleniyor. Bir aydır banyo yapamıyor bu çocuk. Yetkililere, devlete, her yere başvuru yaptım. Sadece erzak ve giyim yardımı geldi. Yani bu çocuk çok barınma ihtiyacımız var. Konteyner desteğine ihtiyacımız var. Engelli yatalak bezleniyor.
Bir aydır banyo yapamıyor, çok mağdur durumdayız, suyumuz yok, elektriğimiz yok. Bu şekilde sadece çadırda bir yatağımız var. Gece